Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu darı imkan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-ı kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esnaf dağdasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahimlerine makam-ı saltanat-ı ebedisine perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi Halik'i ve Mabud'u, Rabb'i ve Seyyid'i ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün yüzlerin tevhidinde şöyle müjde eder ve der ki: ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sıyık oluyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? Dünyanın bir insine mi sudan hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bir insinesi, bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Esat. Dilemeyi öleziz. Görüşe için dünyayı kesmen değil, kalben terk etmek lazımdır. Bir dünyanın ömrü kısa oluyor, surat ve zeval ve gruba gider. Zeval ne de mille visan lezzeti zeval buluyor. İki, dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzetin ismetinde elemi de vardır. Üç, senin Fesübhanallah, Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazl-ı kerem o kadar büyüktür ki insanlara vedi olarak verdiği malı büyük bir semelle insanlar satıp alıp insanlara hediye eder. İlemeyi öleziz. Geceye ben zenginçliğim zamanında gözlerim uyumuş idi. Ancak intiharlık sabahıyla öğrendim halinde olan ve aynı gattamet bileyli şebibe ki velen tantabih illa bir surhü ve şebi şiirin şiirine dahilim. Çünkü geçtiğimde en yüksek bir intiba şaykısına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intiba değilmiş. Ancak uykunun en derin kürsüde bulunmaktan ibaretmiş. Binaenaleyh medenilerin iftiharla dam vurdukları kenedir intibahları benim gençlik zamanındaki intiba kabulüsü olsa gerektir. Onların misalli rüyasına uyanıp rüyasını halkaya kaydan aynı meseledir. Böyle bir naim öyle gibidir. Yarı buçuk uykuda bulunan insanları nasıl ikaz edebilir? Ey uykudayken kendini ayık zannedenler, umur-u dinede müsaade teşebbülem edenlere yanaşmayın. Çünkü aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattımı basmayı temin edemezsiniz. Ve siz de onlara iltihak edersiniz veya denize düşer mi olursunuz? Hayat dünyayla ametler vurur. Gafil kafaya bir takmak ve bir dersi ibrettir. Ey gaflet adamı ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup nihayet talip bedbah mıyorsun? Bilir misin neye benzersin deve kuşuna? Avcı yürür uçamıyor, başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca yıldızı dışarıda, avcı görür, yalnız o yıldızı kum içinde kapanmış görmez. Ey nefis, şu temsile bak gör, nasıl dünya hasmı nazar, aziz bir lezzeti elin bir eleme kaybeder. Mesela şu kariye dayanı bağladığı iki adam bulunur. Birisinin %99 dostları İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek orada kalmış, birisi şu adam İstanbul'a gitmişti. O ilgisidir, ahtaba kavuşmak ister. Ne vakit ona deniz oraya giyip, seni bitkilerek gider. İkinci adam ise %99 dostları oradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne yürür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. İşte şu nikâr adam ise bütün onlara bedel. Yalnız bir tek misafir Hüseyin edip teser bulmak ister. Onun nolim alamı sırası kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabri öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar.
ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak dinle, ne talep eder? Erkek cesin ölümün yüzüne gül, bak ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayatı perestiz eder, derdi mahşette sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, bırak bakaya kavrulup başkalaşmıyor. Aczi ve şerifat bir insan değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim, çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkese musulletle beraber demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıma zannetme, zira şu misafirhaneyi dünyada nazar hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin? İlem-i Yuhel Aziz, aklı başında olan insan ne dünya umrundan kazandığına mesul ve ne de kaybettiği şeye mahsur olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsanla beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, kulakların üstünde küle etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefeni sarılmış. Vücuduna tavattın etmeyi niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrünüz önündedir. Senin ömrü vakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, külliyatın garip, sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinle, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetini intizar ediyorum. Ve bilmüşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Son bir dakika durayım, kafemde olsun hocam. Yine devam edelim. Hocam buyurun.